Ya biraz zor. Çünkü çift antrenman yapıyoruz ya, ama ihtiyacımız var bize ya zaten. Biz ligde istediğimiz yerde değiliz ya, zaten onun farkındayız. Ama biz çok maç oynadık ya, toplam 23 tane maç oynadık. Sakatlık vardı. Sürekli pazartesi, perşembe, pazartesi maç oynuyoruz ya, biz de biraz zorlandık. Onun dolayı şu kamp zamanında bizim takım için iyi oluyor. İyi çalışıyoruz ya, ve bu kamptan sonra zaten Sivas'a dönüyoruz. Sonra kupa oynuyoruz. İlk yarısının 4 maçı kaldı. Onu iyi bitirmek istiyoruz ya. İnşallah istediğimiz yere geçebiliriz ya. Ya dediğim gibi biz şimdi galiba 18 sırındayız, emin değilim, ama biz 6 sıradayız. O bize yakışmıyor çünkü bizim takım iyi bir takım ya zaten. Biz şimdi Anadolu takım olarak 3 sene Avrupa'ya gidiyoruz ya, o büyük bir başarı. Şimdi Avrupa Konferans Lig'den 1. sıradan çıktık. Onun dolayı bu yakışmaz bize. Zaten tamam, sakatlık var, bazı maçları kötü oynadık, basit hatalı yaptık, ama bu işe zaten biraz zorlandı ya bizi. Şimdi pazartesi, perşembe oynuyoruz ya, tekrar pazartesi oynuyoruz, git gel sürekli yapıyoruz ya, biraz zorlandık. Ama Avrupa ayın Mart'ı kadar şimdi maçımız yok. Onun dolayı bizim hedef şimdi alt sıradan yukarı çıkmak. Ya dediğim gibi bazen ideal ilk 11 çıkamadık sakatlıktan dolayı. Bizim forvet var ya, bizim Leki, o şimdi kaç ay yoktu ya. Sonra benim pubis de çıktı. Ben son 5-6 haftadan sadece iğneden ve ağrı kesiciden oynadım. Ya çok sıkıntımız var aslında. O da biraz sıkıntı çektik ya, ama dediğim gibi bizim takım genel olarak iyi ya zaten. Kalite yoksa zaten üst üste Avrupa gidecek misin? Onun dolayı sadece oradan ve biraz şanssızlık var ya. Şimdi en son maçımız Ümraniye oynadık. 2-1 endeyiz. 2-3 tane net pozisyon kaçırıyoruz. Şanstan Ziya'nın topa 50 müdahale var. Penaltı oluyor. Maç 2-2 bitiyor. Ona göre çok çok puan kaybettik. Yani Alanya'dan 93. dakika 1-1 maç kaldı. Sonra Trabzon hiç hak etmedik bir maç kaybettik. Fener'de aynısı oldu. Onun dolayı en az 6-7 puan daha fazla olması lazım ya bizim de. Yok ya, aslında tamam, o şimdi biraz uzak kalıyor ya, şimdi 4 ay sonra bu maçları oynayacağız. Şimdi bizim ilk hedef zaten lig iyi bir yerde bitirmemiz lazım. Sonra rahat rahat Avrupa Konferans Ligi için düşünebiliriz. Ama ya her şey olabilir futbolda. Şimdi Dünya Kupası'ndan görüyorsun ya, Almanya'dan erken elendi. Hiç kimse beklemedi. Şimdi ya Konferans Ligi için her şey olabilir ya. Her maçtan 2 tane maç oynuyorsun. Deplasmandan iyi bir sonuç alırsan içeride her şey olabilir Sivas'ta. Benim için şu, çünkü ben Sivas'ı zaten tanıdım ya. Ben bir sene daha önce Sivas'ta oynadım. Herkesi tanıdım. Zaten sadece 5-6 tane yeni oyuncumuz vardı. Diğer arkadaşlar zaten tanıdım ya. Ve zaten ben tamam, ben Almanya'ya gittim ama biz sürekli yazdık falan. Telefonda konuştuk ya. Onun dolayı benim için kolay olmuş ya. Ben buraya döndüm. Ya yeni takım için tamam yeni transfer oldum ama benim için ya yeni takım gelmedim ya. O eski takım benim gibi. Onun dolayı hiç sorun çekemedim ya. Ya öncelikle insan olarak müthiş bir karakter. Galiba Türkiye'den biz baba olarak onu görüyoruz ya zaten. Ya bir şeyin varsa Rıza hocanın yanına her zaman geçebilirsin ya. Hocam bunu var, bunu var. Ya oyuncular çok dinleniyor, bize çok yardım ediyor. Ve antrenör olarak zaten çok büyük bir başarı. Dediğim gibi biz şimdi hoca olarak 3 sene üst üste Avrupa gidiyoruz ya, Anadolu takım olarak. Ona göre bence büyük bir saygı durman lazım bunların için. Ya dediğim gibi büyük bir hoca, zaten büyük bir futbol oyuncusu olmuş ya. Ve şu anda benim saygımdan çok büyük Rıza hocanın karşı. Ya tamam, onların bazını anlıyorum tabii ki, tepki verebilirler ya zaten. Çünkü tamam bazen kötü oynuyoruz, bazen iyi oynuyoruz ya. Ama sadece bunu bilmesi lazım. Biz maça çıkıyoruz, ya biz de iyi oynamak istiyoruz ya. Biz şimdi kalkamıyoruz, bugün ben bilerek kötü oynuyorum demiyoruz ya zaten.
biz çıkıyoruz. Bazen iyi oynuyorsun, bazen kötü oynuyorsun. Tam biz şimdi ligden iyi yerde değiliz. Onun dolayı tepki bazen de anlıyorum. Ama sonuna kadar bize destek vermesi lazım. Tamam, tepki verebilirsin zaten. Ama Caner'den kötüden bir şey olmuş ya. Tamam, Caner zaten bu tepki ayrı bir şey. Tepki vermiş, o kötü bir şey. Ama biz şimdi bu maçın genel olarak iyi oynatmadık. Şimdi bir kişi veya iki kişi suçlamıyorsun ya. Çünkü biz takım olarak kazanıyoruz ve kaybediyoruz. Bize sadece destek olsun. Biz zaten iyi bir takımız ya zaten. Biz beraber bu durumda çıkabiliriz. Emin olsunlar. Ben söz veriyorum ya bunun için. Ya ben aslında Almanya'dan söyledim ya şimdi erken elendiler ya. Ama dedim ki herkes şimdi taktik alımda çok geliştiler ya. Şimdi sadece Costa Rica çok kötü bir fark attılar ya İspanya'ya karşı. Ama genel olarak Suudi Arabistan ya Arjantin'i mağlup ediyor. Ya her şey olabilir ya şimdi. Ben dedim ya Arjantin'den hiçbir şey olmayacak dedim. İlk iki maç. Son üç maç çok iyi oynadılar. Dünya Kupa havası yakaladılar. Şimdi tamam Fransa çok iyi oynuyor. Brazil çok iyi bir kadromuz var. Ya favori şu anda bence hiç gözükmüyorum ya şu anda.